Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Celal Alp. Aslen Nevşehirliyim. Nevşehir'de yaşıyorum. Arabalarda uğraşıyorum. Hep 23 yaşındayım. 23 yaşıma kadar 3 tane arabam oldu. Bunlardan işte Doğan Seleksim oldu. Ondan büyük bir kaza atlattık. Şimdi de bir tane Şahinimiz var. Bu işler zevk için, bunlarla uğraşıyor. Peki arabayı kaç TL'ye aldınız? Arabayı toplam 18.500 TL'ye aldık. Peki arabaya kaç TL harcadınız? Valla arabayı 18.500 TL'ye aldım. Araçta zaten dış çekim yaptığımız ilk başa vereceğiz. Aracın boyası orijinal. Nar çiçeği kırmızısı diye ruhsatta geçiyor. Araca herhangi bir boya masrafı yapmadım, boyatmadım. Jantlarında bana geldiğinde ilk halini, resimlerini koyarsın videoya. BBS'in çakması bir jant vardı. Orijinal değildi. 16 inç bir janttı. Offsetli bir jant. 8-9. Önlerde flash, pardon, arkalarda flash vardı. Onlardan rahat edemediğimiz için şimdilik idare ettik, bu jantları kullanıyorum. Bu aracı ben orijinal olduğu için aldım. Peki bu sevgi nerede geliyor? Valla bu sevgi aslen 8-9 yaşlarımda falan başladı. Mahallemizde bir abi vardı. Beyaz bir Tofaş'ı vardı. Sürekli gelirken mahallede çıkardım. Ben de o zamanlar bisiklet vardı. Bisiklet sürüyoruz. Sürekli arabanın lastiklerine cila yapardı. Arabasını temiz bakardı. Arabada hafiften bir egzozu vardı mahallede. Oradan böyle tüylerimiz diken diken olurdu. Oradan beri bu hastalığı sürdürüyor. Binmeyi aslen iyi arabam da var fakat Tofaş'ı seviyorum, Tofaş'a biniyorum. Peki arabada hasar kaydı var mı? Bir kaza atlattınız mı? Ben kaza atlatmadım ama aldığımda bir parça değişen vardı, kaput değişmiş. Bir parçada işlem var, sağ çamurlukta. Boya da hiç yok arabada, sonradan boya yapılmamış. Böyleydi araç, böyle aldım. Şahin 5 vites diye geçiyor, koltuklar da orijinaldi ama kılıf geçirmişler sonra. Ama memnunum yani arabamdan. Peki arabayı basmayı düşünüyor musunuz? Air sistem falan yapmayı düşünüyor musunuz? Gelecek planlarımızda, gelecek günlerimizde, zamanlarımızda böyle bir projelerimiz mevcut. Arabamıza air sistem yapılacak. Jant olarak da yine BBS'in bu son çıkan 16'lık veya 15'lik jantlarından düşünüyor, offset jantlarından 50 yanağa çekip 40 yanağa indirip işte İzmir işi yapmayı düşünüyorum aslen. Arkayı kaldırıp önü basıp. Ama işte o da şeyimize bağlı. Eğer kıyamayıp garaja kapatırsam ben bunu orijinale çevirip o zaman belki yapmayabilirim. Şu anlık daha hiçbir şey belli değil. Peki Türkiye'deki ekonomi malum. Araba fiyatları çok pahalı. Gençlere tavsiye eder misiniz böyle arabaları? Şimdi gençlere tavsiye eder miyim? Gençleri şu an gençler, yani gençlik zor. Bu Türkiye şartlarında normal bisiklete binmek bile dolar kuruyla zor. Fakat Tofaş'lara talep fazla. Arkadaşlara tavsiye ediyorum. Doğan Selex olsun, Şahin olsun. Yapmak isteyen arkadaşlar yine yapsınlar arabalarını. Yani gençliğini yaşamak isteyen yapabilir ama zamanında 5000 10.000 lira olan araçlar şu an 15.000, 20.000'den hatta 30-40, 50.000'e kadar var. Öyle söyleyeyim size. Peki arabada bir Ferrari logosu var. Onun bir amacı var mı? Valla o logonun bir amacı yok. Aldığımızda vardı o logo. Aldığımızda da 5 aydır bende bu araç. 5-6 aydır bende. Muayenesi falan da yeni. Tüp kazanı sıfır değişti. Motor rektifiye olmuş. Motor komple değişmiş. Peki arabada bas sistemi falan var mı? Araçta normal tatmin edici bir müzik sistemi var. Onu zaten video dışında ben size gösteririm, veririm, video içinde de koyarsınız. Tatmin edici 4 tane arkada ovalim, 2 tane midrange'im var kapılarda. Bir amfi mevcut, buffer'ım yok bas sistemim. Teybim normal. Ama ses sisteminde değişiklik yapmayı düşünüyorum. Peki arabanız kaç model? Ulan aracım 91 model,
Şahin nar çiçeği kırmızısı. 91 model olmasına rağmen çok taze duruyor, iyi duruyor. Aynen, biz de zaten alırken çok düşündük. Hatta ben alma maceramı anlatayım kısacası. Gece ben saat 2 sularındaydı. Zaten ben oyun müzesinin YouTube kanalım var, oyun müzesi diye. Ayrıca de yayıncılık işiyle uğraşıyorum. Aracımız Nevşehir'in bir ilçesine denk geldi. Gece konuştuk adamla, adam da biraz bırın bırın etmişti. Satmam falan, kıyamıyor. Şöyle böyle değerini verene vereceğiz deyip. Fiyat da çok uygun geldiği için ben bir kafam Allah kullak oldu lan dedim. Sabah kalkınca acaba gidince arabada bir şey mi çıkacak, kazalı mı çıkacak, motor mu kötü. Uyuyamadım öyle. Sonra sabah kalktık gittik adamla konuştuk. Araca 20 bin lira yazmışlar. Pazarlık falan yaptık 18.5'a. Ben aldım üzerime. Ondan sonra araçtan hiçbir şey çıkmadı. Ekspertize de sokturdum. Şimdi siz göreceksiniz böyle araç ekspertize girer mi diye. Arkadaşlar hastası olduğumuz zaman giriyor. Giriyorsunuz yani. Pablo düzgün bir araç. Kıyamıyorum şimdi yani. Ama 6 ayda kaç kilometre yaptım diye sorarsanız 1000 kilometre falan yapmışsındır. Normalde araçların kilometresi 5000-7000 arası değişiyor ama ben 500 kilometrede bir yağ değişimi yapıyorum. Çünkü bu da bizim göz bebeğimiz. Yani anlatabildim mi? Bizde buna kıyamıyor. Arabada sis var ya, xenon türü farlar var mı? Mavi deli xenon var araçta. Ayrıyeten de farlarında zaten farın bir tanesi çatlak olduğu için değiştireceğiz onu. Öyle bir şeyimiz var. Farlarda normal xenonlarımız var. Böyle araçta işte bir Konya egzoz var normal. Egzantrik falan hiçbir şey yok, orijinal. Kapatmadan önce son bir soru daha sormak istiyorum. Arabayı boyatmak istiyor musunuz ya da bu renkten memnun musunuz? Valla aracımı boyatmak istemiyorum. Nar çiçeği renginde zaten. Aracımızın sadece boya bakımı yapılacak. Tamam, belki kırmızıda, sarıda, mavide, bordoda, turkuazda çok güneş yanıkları oluyor ama bu araç düzgün bir araç. Ben bunu beyaza da hiç çevirmek istemiyorum yani. Böyle bilmek istiyorum nar çiçeği olarak. Memnunum aracımdan. Teşekkür ediyorum buraya gelip bizle röportaj yaptığınız için. Rica ederim, teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Göreceksin diye ödüm kopuyor.